Merhaba arkadaşlar. Sosyal psikoloji ünite 14 yapacağız. 1. Otoriteryenizm aşağıdaki hangi kavramla bağdaşlaştırılır? A. Popülizm, B. Seksizm, C. Cinsiyetçilik, D. Etnosentrizm. Cevabımız D. Etnosentrizm. 2. Farklı sosyal gruplardan insanların uygun şartlar altında teması ayırt edici davranışların azalmasına yol açabilir. Varsayımını savunan hipotez hangisidir? A. Temas hipotezi, B. Otoriter kişilik teorisi, C. Davranışsal tepki hipotezi, D. Sosyal etki teorisi. Cevabımız A. Temas hipotezi. 3. Otoriteryen eğilimler hangisiyle ölçülür? A. F skalası üzerinden, B. Anketle, C. Gözlemle, D. Deneyle. Cevabımız A. F skalası üzerinden. 4. Irkçılığı ve ön yargılı davranış ve düşünceleri açıklayan otoriter kişilik teorisi hangi yönüyle eleştirilmiştir? A. Varsayımları nedeniyle, B. Irkçılığı kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden, C. Araştırma şekli nedeniyle, D. Teorinin araştırma alanı üzerinden. Cevabımız B. Irkçılığı kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden. 5. Seksizm nedir? A. Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır. B. Birinin üstünde üstünlük kurmak. C. Birini cinsiyet üzerinden eleştirmek. D. Cinsiyeti nedeniyle eleştirmek. Cevabımız A. Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır. 6. Modern ırkçılık yaklaşımı, ırkçılığı hangi temelde ele alır? A. Irkçılık sağcı ideolojilerde daha fazla olan, yaygın gözlenen davranış kalıbıdır. B. Sosyal temelde ele alır. C. Irkçılık kendi grubunun üstün olduğunu düşünmektir. D. Ön yargı biçimleriyle değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor olması. Cevabımız D. Ön yargı biçimleriyle değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor olması. 7. Stereotipler belli gruplar hakkında paylaşılan varsayımlardır. Bu varsayımları bir araya toplayan mekanizma hangisidir? A. Belli gruplar hakkında paylaşılan varsayımlardır. B. Şemalar. C. Derin proses. D. Sosyal kategorizasyon. Cevabımız D. Sosyal kategorizasyon. 8. Eşitlikçi değerleri olumsuz ve ön yargılı olan kişinin kamusal alanda davranışı nasıldır? A. Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini meşrulaştırır. B. Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini gizler. C. Kişi kamusal alana çıkmaz. D. Kamusal alana çıkmaktan çekinir. Cevabımız B. Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini gizler. 9. Irkçılığın işlevi hangisidir? A. Irksal bir grubun tutumlarını düzenleme. B. Irksal bir grubun diğer üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma. C. Irksal bir grubun hükümranlığını meşrulaştırma. D. Irksal bir grubu diğeriyle entegre etme. Cevabımız B. Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma. 10. Sosyal psikolojide ön yargı nasıl ele alınır? A. Tutum olarak, B. Davranış olarak, C. Kuramsal olarak, D. Kavramsal olarak. Cevabımız A. Tutum olarak. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Testi siz de yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak Lolonolo'ya gidip yapabilirsiniz.